Mehmet Acet, Erdoğan'a o sözleri için haksızdır diyebilir misiniz? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap ederken konuşmasının bir yerinde muhalefet partilerine dönük dikkat çekici ifadeler kullandı. 28 Şubat ittifakının karşı çıktığı hususlara baktığımızda diye başlayan cümlesini şu türden başlıkları sıralayarak sürdürdü. Türkiye'nin kazanımlarından vazgeçeceklerini, sınır ötesi harekatlarını bitireceklerini, bulunduğumuz yerlerden çekileceklerini, ekonomiyi IMF'ye teslim edeceklerini, savunma sanayi, nükleer, santral gibi büyük yatırımlara kilit vuracaklarını, S-400'leri geri vereceklerini, atakları atacaklarını, yap işlet devlet projelerini yerle yeksan edeceklerini, bu hizmetleri verenleri pişman edeceklerini, tek parti devri karanlığına döndüreceklerini anlıyoruz. Muhalefetteki 6 partinin HDP'nin yarı açık, yarı gizli desteğiyle oluşturduğu kombinasyonun şu an için sadece parlamenter sisteme geçiş konusunda uzlaşma sağladığı bilinse de bu birlikteliğin seçimlere doğru bir seçim ittifakına dönüşme ihtimali yüksek. Birbirlerine güvenmeseler de birbirlerini yer yer kamuoyu önünde eleştirmekten, suçlamaktan çekinmeseler de iktidarın bir parçası olma iddiasını koruyabilmeleri için yedisi de birbirine muhtaç olan partiler bunlar. Peki ama iktidara gelmeleri halinde nasıl bir yönetim sergileyecekler? Nasıl bir Türkiye tasavvuru içindeler? İçinden geçtiğimiz dönemde olduğu gibi muhataralı zamanlarda nerede nasıl duracakları belli mi? Zelenski'nin durduğu gibi mi duracaklar? Güvenlik ve dış politikamızı batıya teslim edelim, onlar ne derse onu yapalım, onlar ne derse onu yapalım, bu şekilde kendimizi garantiye almış oluruz diye mi düşünüyorlar acaba? İyi ama Zelenski bütün yumurtaları Batı ittifakına ait küfede toplamanın ağır maliyetiyle yüzleşmiyor mu bugünlerde? Bir hesap hatası yaptığını, Rusya'ya karşı daha dengeli bir politika izlemenin, ABD'ye, Avrupa'ya gereğinden fazla güvenmemenin, ülkesini yıkıma uğrattığını biraz geç de olsa fark etmedi mi? Akkuyu nükleer santralini millileştirelim. S-400'leri iade edelim gibisinden Taksim platformunun önerdiğine benzeyen tekliflerde bulunanlar Zelenski'nin yaşadığı hayal kırıklığı hakkında ne düşünüyorlar acaba? Hiç mi ders çıkartacak, ibret alacak bir yönü yok bu olup bitenlerin? Türkiye'nin faydasına olan politika teslim ol kurtul politikası mı oluyor? Yoksa hem Rusya hem Ukrayna hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu Batı ittifakıyla dengeli bir dış politika mı oluyor? Bugünün muhalefeti 120 yıl öncesinin muhalefeti. Gazeteci tarihçi Murat Bardakçı son günlerde muhalefetin günümüzdeki durumuyla Sultan Abdülhamit'i iktidardan uzaklaştıran dönemdeki durumu arasında paralellikler kuran yazılar yazıyor. Muhalefetin dağınıklığı ve hesapsızlığı yüzünden koca imparatorluğun 10 yıl içinde nasıl darmadağın olduğunu hatırlatıp bugünkü muhalefetin de aynı durumda olduğuna işaret eden yazılar bunlar. Putin dahil herkesin tarihten referanslarla hareket ettiği bir dönemde Türkiye'nin yakın tarihini iyi bilen bir ismin düşüncelerine dikkatle kulak vermek gerekir. Bardakçı'nın yazılarından birkaç alıntı yapmak isterim. Abdülhamit'i devirmek, neye mal olursa olsun devirmek, hatta bunu yapabilmek için yabancı memleketlerden de yardım almak. Sizin de aklınıza Joe Biden'ın muhalefetle işbirliği yaparak Erdoğan'ı devirme önerisi aklınıza gelmedi mi? Fakat Abdülhamit sonrasında ne yapılıp edileceğini, memleketin nasıl idare edileceğini hiçbir şekilde düşünmemek. Muhalefetimiz 2022'de 120 küsür sene öncesini yani 1900'leri yaşıyor. Geçmişin tek sloganı olan gitsin haykırışları bugün de yükseliyor ama gittiği takdirde ne yapılacak, ne edilecek, sıkıntılara karşı ne tedbirler alınacak bunlar hakkında tek söz eden yok. Bu değerlendirmeleri Erdoğan'ın yukarıda sıraladığı başlıklarla birleştirince daha bir anlamlı hale gelmiyor mu? Ukrayna kıyılarında mahsur kalan ticaret gemilerimize dair son bilgiler. 24 Şubat'ta Rusya Ukrayna'nın tamamını işgal etmek için aniden harekete geçince herkes bulunduğu yerde büyük sürpriz yaşadı. Kiev'e nakliye misyonuyla giden iki uçağımız Ukrayna hava sahası kapandığı için havalimanında mahsur kaldı. Bir de Ukrayna'nın güneyinde, Karadeniz'in kuzeyinde mahsur kalan ticari gemilerimiz var. Bu gemilerin kurtarılması için hem Rusya hem de Ukrayna makamlarıyla temaslar yürütülüyor. Dün bu yazıyı gazeteye teslim ettiğim saat itibarıyla herhangi bir gelişme olmamıştı. Güvenlik kaynaklarından öğrendiğime göre Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi ve Odessa kıyılarında bekleyen Türk bandralı gemi sayısı 60 civarında. Dileyelim iki ülke nezdinde yürütülen temaslar sonuç versin ve bu gemilerimiz selametle tahliye edilebilsin.